Ramalı haç sanatla güzelleşebilir mi? Akciğer Nakli olduğu sahnede şarkı söyledi. Snapchat, Facebook'u tahtından etti. Washington'dan mutlu akşamlar Amerika ve dünyadan. Sağlık, bilim, teknoloji, sanat haberleri ve hayatın içinden gelişmelerle karşınızdayız. Ben Dilge Timoçin. 21. yüzyılda hala çok sayıda insanın alınıp satıldığı, yani insan ticareti kurbanı olduğunu inanmak oldukça güç. Amerika Dışişleri Bakanlığı her yıl 600 ila 800 bin kişinin uluslararası sınırlar arasında alınıp satıldığını tahmin ediyor. Milyonlarca insan köleleştiriliyor. Washington ve çevresinde ise insan ticareti suçuna dikkat çekmek için bazı etkinlikler düzenleniyor. Özgürlük için sanat kampanyası bu çalışmalardan biri. Washington'un DuPont Circle semtinde açılan bir sokak sergisi büyük ilgi görüyor. Cinsel köleliğe itilen, zorla çalıştırılan kadın, erkek ve çocuklara ait fotoğraf ve sözler, sergiyi görenleri mağdurların her gün karşılaştığı umutsuzluk ve dehşeti göz önüne getirmeye zorluyor. Sorry, I'm trying not to cry. Um... Sergilenenler hem duygulandırıcı, hem iğrenç, hem de gerçekçi. Burada gördüklerim ışığında bu meseleyle mücadele için belki de sadece İnsanları köle gibi çalıştıran şirketlerin ürettiği kıyafetleri almamak bile olsa bir şeyler yapacağım. Bu konuda daha önceden de bilgi sahibiydim. Ancak böyle görsel öğelerle karşılaştıktan sonra çok daha yakından etkileniyorsunuz. Bu insanların bazıları kullandığımız ürünlerin daha ucuza mal olması için suistimal ediyor. <laughs> Kolaj çalışması ödüllü fotoğrafçı Kate Churnush'un imzasını taşıyor. Churnush kendi çektiği fotoğraflardan görüntüler yaratmış. I was first to the issue of human i̇nsan ticareti konusuyla ilk kez Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki bir görev nedeniyle karşılaştım. 2005 yılıydı. Hong Kong, Macao, Tayland, Hindistan ve İtalya'da göreve gitmiş ve insan ticareti mağdurlarının fotoğraflarını çekmiştim. İnsan hakları ihlallerinden çok etkilenen Çörnüş, insan ticaretiyle mücadele eden sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çalışmalarını sürdürmüş. İlk sokak sergisi 2009'da Lahey'de açılmış ve Hollanda'da başka kentlerde de gösterime sunulmuş. That was the Özgürlük için sanat kampanyası böyle doğdu. Fotoğraf sadece insanların algısını değiştirmede değil, mağdurları cesaretlendirmede de bu kadar güçlü ise neden başka sanat dallarını da bu işe katmayalım diye düşündük. İnsan ticaretine karşı yürütülen kampanyaya mağdurların travmadan iyileşmeye kadar uzanan serüvenini anlatan başka sanatçılar da katılıyor. Hazırladığım çalışma empati sağlayarak büyük bir etki yaratmayı amaçlıyor kişisel hikayelerin empati ortamı yaratmasını istiyorum. Bu da insanı kağıt üzerinde kuru kuru bilgileri okumaktan çok daha fazla duygulandıracak. Birçok kentte açılan serginin Washington ayağında göçmen işçilerin çocuklarının sanat eserlerine ve mağdurların diktiği battaniyelere de yer veriliyor. Parçalanmış ahşap kapıların altın rengine boyanmasıysa mağdurların yeniden hayat bulmasını simgeliyor. Özgürlük için sanat kampanyasını düzenlemedeki amacımız insan ticareti konusuna dikkat çekmek. Bu sorunun kökünü kazımak elimizde. Herkes bir görev üstlenebilir, herkes bir şeyler yapabilir. Devrim Moral Amerika'nın sesi Washington. <laughs> Nazi simgelerinden Gamalı Haç, Virginia eyaletinin Charlottesville kentindeki ırkçı şiddet eylemlerinde beyazların üstün ırk olduğunu savunan gruplar tarafından kullanılmıştı. Gamalı harç simgesi kullanmanın yasak olduğu Almanya'da ise bir grup grafiti sanatçısı bu nefret sembolünü güzelliğe çevirmek için kolları sıvadı. Berlin'deki grafiti sanatçıları kendilerini kentin dört bir yanındaki duvarlar üzerinde ifade ediyor. Sanat malzemeleri satan bir mağazanın sahibi olan Ibo Omari, Kültür Mirasçıları adlı gençlik kulübünde gençlere sanatı, nefrete ve hamalı haç gibi simgelere karşı adeta silah olarak kullanma imkanı sunuyor. Gençleri harekete geçirmek ve sorumluluk almalarını sağlamak önemli. Böylelikle nefret simgelerinin önünde kayıtsız kalmıyorlar. Bina duvarlarına nefret simgeleri çizenlere karşı bu binaların sahiplerine uyarıyoruz ve bu simgeleri sildirmeleri için baskı uyguluyoruz. Gerekeni yapmadıkları takdirde ise yardım edebileceğimizi söylüyoruz. Her defasında bina sahiplerinin iznini almayı ve bürokratik süreci devre dışı bırakarak nefret simgelerini güzelliğe çevirmeyi başardık. Omari 2015'te bir müşterisinin bir parktaki gamalı hacın üzerini kapatmak için sprey boya satın aldığını, bundan iki hafta sonra ise bir kaykay parkında gamalı haç çizildiğinin haberini aldığını hatırlıyor. Omari bunun üzerine harekete geçmiş. 16 yaşındaki Philip, Omar'ın başlattığı girişime katkıda bulunan genç sanatçılardan biri. Philip, ırkçılığın Almanya'da yeri olmadığına inanıyor. Berlin'e gelen turistler duvarlarda gamalı haç gördüklerinde burada neler oluyor böyle, her yerde naziler var diye düşünebilir. Böyle olmasını istemiyoruz. Sanatsal bir simge, ırkçı bir mesajdan çok daha güzel. Kentte gezinen insanların yüzünü gülümsetebiliriz. Omari'nin başlattığı girişimle ilgili reklam filmi, Berlin'in 25 farklı noktasında Gamalı Haç sembolünün nasıl sanata dönüştürüldüğünü anlatıyor. Uygulama Almanya'nın diğer kentlerinde de benimseniyor. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi Washington. Birleşmiş Milletler 2025 yılına kadar yaklaşık 2 milyar insanın yeterli su kaynakları olmayan yerlerde yaşayacağını tahmin ediyor. İnsan bedeninin 60'ını su oluşturuyor. Yeterli miktarda su tüketememek ise sadece susamanın dışında çok ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Tuzlu suyu içme suyuna dönüştürecek yeni teknoloji ise büyük umut vaat ediyor. Susuzluk son derece tehlikeli hatta ölüme neden olabilecek bir durum. Basit bir grafen su filtresi ise bu sorunu çözmede büyük umut vaat ediyor kirli yağlı su karışımını pompadan geçiriyoruz. Pompa suyun bu zarın içerisinden geçmesini sağlıyor. Zarı grafen oksitten elde ettik. Su buradan süzülüyor, temiz ve kirli su ayrıştırılıyor. Manchester Üniversitesi'nden uzmanlar sağlam, esnek, şeffaf ve iletken olduğu için grafen filtre kullandıklarını söylüyor. Filtre sadece bir atom kalınlığında olduğu için sodyum klorür atomlarının geçişini engelleyecek kadar ince. Zarı suya soktuğumuz zaman süzgeç genişliyordu. Ancak bu sorunu çözmeyi başardık. Artık tuzlu suyu filtre ünitesine döktüğümüzde en küçük sodyum klorür moleküllerini bile süzmeyi başarabiliyoruz. Uzmanlar yeni teknolojinin şu anda kullanımda olan tuz ayrıştırma sisteminden daha hızlı işlediğini ve ucuz olabileceğini söylüyor. Şu anda maliyet biraz yüksek. Bunun nedeni malzeme tüketiminin düşük olması. Gelecekte filtrenin boyutları büyütülürse fiyatı da kesinlikle düşecektir. Ekip bir yandan da musluk suyu olmayan bölgelerde temiz su kullanılmasını sağlamak için taşınabilir küçük filtre üretimi üzerinde çalışıyor. Pınar Sayar Kızılçalı, Amerika'nın Sesi Washington. Dünya çapında her 10 kişiden biri deniz seviyesinin altındaki kıyılarda yaşıyor. Nüfus arttıkça ve deniz seviyesi yükseldikçe bu evlere yönelik tehdit seviyesi artıyor. En büyük risk altındaki ülkeler arasında Amerika, Çin, Hindistan, Bangladeş, Vietnam ve Endonezya gibi ülkeler bulunuyor. Bilim adamları bu tehditten iklim değişikliğini sorumlu tutuyor ve bunun geniş kapsamlı etkileri olduğunu söylüyor. Son yıllarda sellerden kuraklığa, aşırı hava olaylarına daha fazla rastlanıyor. Şüphe yok ki bu, iklim değişikliğinin bir parçası. Kışlar artık daha sıcak. Kar geç yağıyor ve kısa sürüyor. Özellikle burada, Kaliforniya'da. Bilim adamları iklim değişikliğinin tüm aşırı hava olaylarının sorumlusu olmasa da kesinlikle önemli bir faktör olduğuna inanıyor. Hava tahmini yapmak zorlaşıyor. Isı dalgalarının oranları daha yüksek, kasırgaların şiddeti daha yüksek, daha ciddi kuraklık ve sel baskınları yaşanıyor. Dünya çapında deniz seviyesinin altındaki kıyılarda yaşayan topluluklar daha büyük risk altında. Artık daha sıcak bir dünyada yaşıyoruz. Eriyen bir dünyada yaşıyoruz ve tabii ki bunun kanıtı da deniz seviyelerinin yükselmesi. Risk altında yaşıyoruz. Sahillere çok yakın yaşıyoruz bilim adamları yine de dünya ekleminin doğal olarak yüz binlerce yıl boyunca değişimden geçtiğini de sözlerine ekliyor. Son yüzyıl içinde hiç bu kadar değişim görmemiştik. Beni en çok endişelendiren sonraki bin yıl ya da buzul çağı değil ama önümüzdeki yüzyıl. Bu doğal değil. Eğer bu insan faaliyetlerinden değil de güneşteki değişimlerden ya da volkanlar gibi doğal nedenlerden dolayı olsaydı, son yıllarda hafif de olsa soğuma olurdu. Ama bunlar insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Yükselen deniz seviyeleri ve aşırı hava olaylarının serlerin çok ötesinde etkileri var. Artık daha büyük hastalıklar ve salgınlar var. Daha yüksek sıcaklıklardan dolayı hava kalitesi bozuldu. Küresel tarım da değişen dünyaya ayak uydurmalı. Pasifik Akvaryumu tarafından çekilen bu filmde görüldüğü gibi Bangladeş'teki deniz seviyesi yükselmesi topraktaki tuz oranının artmasına yol açıyor. Bazı ülkeler iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmeye çalışıyor. Endonezya'da Amerikalı ve Endonezyalı bilim adamları ve öğrenciler yosun yataklarını yeniliyor. Yosunlar kıyıları fırtınalardan koruyor ve karbondioksiti atmosferde atmaya yardımcı oluyor. Bilim adamları çözümün fosil yakıtların miktarını azaltmak ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmak olduğunu söylüyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi Washington. Dünyadaki bal arısı nüfusu hızla azalıyor. Uzmanların yakından takip ettikleri bu sorunla ilgili pek çok araştırma yapıldı. Koloni çöküş sendromu adı verilen duruma bazı parazitlerin ve böcek ilaçlarının yol açtığı ortaya çıktı. Son çalışmalarsa arılara zarar veren böcek ilaçlarının dünyadaki bal üretimini de tehdit ettiğini gösteriyor. Dünyanın gıda üretiminin yaklaşık yüzde otuzunu arılara borçluyuz. Ancak ekinlerimizi böceklerden korumak için kullandığımız ilaçların arılara zarar verdiği ortaya çıktı. Sonuçta arılar da böcek. Böcek ilaçları da ekinlere zarar veren böcekleri yok etmek için kullanılıyor ve böcekler arasında ayrım yapmıyor. Bu durumdan sorumlu olan böcek ilaçlarına neonikotinoidler deniyor. Science dergisine yayınlanan yeni bir çalışma dünyadaki arıların çoğunda bu böcek ilaçlarının izlerine rastlandığını ortaya koyuyor. Bu kimyasalların böceğin beynine saldırmasını ve arılar için çok önemli olan öğrenme ve yolunu bulma gibi becerilere zarar verdiğini biliyoruz. Eğer bir arı çiçeklere giderken veya dönerken yolunu bulamazsa kovanına geri dönemez ve bir arı eğer kaybolursa bu ölmesi anlamına gelir. Bu durum ne yazık ki böcek ilaçlarıyla kaplı olarak üretilen genetiği değiştirilmiş yeni tohumların bir yan etkisi. Çiftçi tohumu böcek ilacı uygulanmış halde satın alıyor ve toprağa ekiyor. Tohumdaki kimyasallar suda çözülüyor, toprağa ve topraktaki suya karışıyor. Bitkinin bu suyu emmesi bekleniyor. Ancak böcek ilacı içeren bu su, özü ve polenleri dahil bitkinin her yerine dağılıyor. İsveçli araştırmacılar, arıların topladığı bu polenlerin sonuçta dünyadaki balın %75'ine bulaştığını ortaya koydu. Araştırmacılar tahiti gibi endüstriyel tarıma yoğunlaşmayan bölgelerin bile bu durumdan etkilendiğini söylüyor. Bu kimyasallar arının bağışıklık sistemini çökertiyor ve hastalık kapmasına yol açıyor. Bu konu hepimizi kaygılandırmalı çünkü bu durum dünyadaki bal arılarının ve diğer arı türlerinin büyük bir çoğunu etkiliyor. Arılar sürekli şekilde toksinlere maruz kalmaya ve zarar görmeye devam ediyor. Avrupa Gıda Standartları Dairesi ve Avrupa Parlamentosu neonikotinoidlerin kullanımını kısıtlamayı planlıyor. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerikan'ın sesi Washington. İmmünoterapi, tıbbın kanserle mücadelede kullandığı yeni yöntemlerden biri. Bu tedavinin amacı kanserle savaşmak için insan bedeninin kendi doğal savunma mekanizmasını devreye sokmak. İmmünoterapi gelecek için büyük umut vaat etse de uzmanlar bu tedavi yönteminin herkes için uygun olmadığı uyarısında bulunuyor. Cilt kanseri olan Dennis Lyon, San Diego'daki Kaliforniya Üniversitesi kanser merkezine başvurmadan önce tümörün defalarca mutasyona uğradığını söylüyor. Kaliforniya Üniversitesi'ne gelmeden önce ülkedeki birçok büyük kanser merkezine başvurdum. Çünkü çok nadir görülen bir kanser türüne yakalanmıştım. Ancak çoğu bana çok fazla tedavi seçeneği sunamadı. İki ay sonra kanser tamamen yok olmuş. Aylar boyunca yeni tümör oluşmadı. Tüm tümörler küçüldü. Hatta bazıları neredeyse tamamen yok oldu. Lyon, immünoterapiyle kanseri yenebilen az sayıda şanslı kanser Kanser hastasından biri. İmmünoterapideki farklı yaklaşımların temelinde hastanın kendi bağışıklık sistemini aktif hale getirerek kanserle mücadele etmesini sağlamak yatıyor. İmmünoterapi ilaçları, hastalıklarla savaşan T hücrelerinden saklanan kanser hücrelerinin bir anlamda maskesini düşürüyor. The tumor, tümör bağışıklık sistemini devre dışı bırakmanın yolunu buluyor. İmmünoterapi ilaçları bunun olmasına engelliyor. T hücreleri gördükleri kanser hücrelerine saldırıyor ancak terapi her hasta için uygun değil. Son 6-7 yıldır immünoterapi ilaçlarının klinik uygulamalarında bazı hastalar için gerçekten büyük fark yarattığını gördük. Ancak burada bazı hastalar sözcüklerinin altını çizmek şart çünkü bu terapi hala birçok kanser hastasında işe yaramıyor. Pahalı immünoterapi ilaçlarının yan etkileri de var. Bazen kanserli tümörlerin kontrolden çıkıp büyümesine yol açan bu ilaçlar kimi zaman da T hücrelerinin sağlıklı hücrelere saldırmasına yol açıyor. İmmünoterapi ile kanserin bağışıklık sistemi üzerinde kurduğu baskıyı kaldırıyorsunuz. Kaliforniya Üniversitesi'nden uzmanlar değişik kanserlerin immünoterapi ilaçlarına nasıl tepki verdiğini görmek için bu kanserlerin genetik yol haritalarını çıkarıyor. Bu da farklı kanserler için farklı ilaçlar üretilmesini sağlayabilir. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'da kısa süre önce yapılan bir tıp kongresi organ naklinin hastaların sadece hayatta kalmalarını değil, aynı zamanda büyük işler başarmalarını sağlayabileceğinin en güzel örneğini gözler önüne serdi. 5 yıl önce iki akciğeri birden değişen eski bir opera sanatçısı bir kez daha sahneye çıktı ve donörünün kızıyla birlikte şarkı söyledi. Akciğer nakli olan opera sanatçısı Charity Tillerman Dick için şarkı söylemek imkansızı başarmak demek. Uyandığımda nefes alamıyordum. Hala solunum cihazına bağlıydım. 34 günlük komadan çıkmıştım ve kaslarım iyice zayıflamıştı. Yürüyemiyor, konuşamıyor, yemek yiyemiyor, kısacası hiçbir şey yapamıyordum. Gözlerimi zorla açıp kapatıyor ve boynumu oynatamıyordum. Tillerman Dick, 2012'deki akciğer naklinden sonra hayata yeniden döndü. Sesim fısıltı gibi çıkıyordu. Her gün şarkı söylemeye başladım ve bu süreyi yavaş yavaş iki katına çıkardım. İlk başlarda kısa bir şarkıyı bitirmek bile çok yorucuydu. Ancak azimli olup çok çalışırsak başaramayacağımız hiçbir şey yok. Kellerman Dike sahnede Akciğer donörünün kızı eşlik etti. Nakilden 10 ay sonra donörümün kızıyla tanıştım. Çok yakın arkadaş olduk. Bugün birlikte şarkı söyleyeceğiz. <laughs> İki kadın içinde bu mucizevi bir durumdu. Hayatımda olması, annemin akciğerlerini yaşatması beni derinden etkiliyor hep annemle birlikte şarkı söylemek isteyip bunu hiç başaramamış olmak yerine şimdi Charity ile birlikte şarkı söyleyebiliyorum. Bu olağanüstü bir mucize. İki kadın da aralarındaki bağın Amerikan değerlerini temsil ettiği görüşünde. Hepimiz insanoğlunun oluşturduğu büyük bir ailenin parçasıyız. Yaşadıklarım bunun en iyi örneği. Birbirimize el uzatmalıyız. Bir göçmenin akciğerleriyle soluyorum. Daha güzel bir hayat arayışına giren bir kadının bu ülkeye gelmesi sayesinde nefes alabiliyorum. İki kadın yıllık tıp inovasyonları kongresinde Amerikan Gökkuşağı adlı şarkıyı seslendirdi. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi Washington. Zoologlar renkleri görebilen ve renk körü olan hayvanlar arasındaki farkları daha iyi anlamak için bir bilgisayar oyunundan faydalanıyor. 30 bin gönüllü tarafından oynanan bilgisayar oyununun hayvanlarla ilgili ortaya koyduğu sonuçlarsa şaşırtıcı. İşte ayrıntılar. Bu fotoğrafın bir yerinde çoban aldatan kuşu var. Ama bu yırtıcı kuş kamuflaja sahip ve dik Yani sadece iki renk kanalı var. Kırmızı ve yeşil renkleri göremiyor. İnsanlarsa trikromat, yani üç renk kanalına sahip. Bu yüzden nesneleri biraz daha farklı görürüz. Memeli hayvanların büyük çoğunluğu dikromattır. Oysa üçüncü renk kanalını geliştirmek için büyük bir evrim gerekmez. Dolayısıyla bunun doğada neden daha yaygın olmadığı şaşırtıcı. Bu da dikromat olmanın avantajlı bir durum olabileceğini işaret ediyor. Bu avantajın ne olduğunu anlamaya çalışan Exeter Üniversitesi'nden Jolion Trosyanko ve meslektaşları Çoban Aldatan Nerede adlı online bir bilgisayar oyunu tasarlamış. Oyunda çok iyi kamuflajlı iki model kullandık. Bunlardan biri yerde yuva yapan çoban aldatan kuşları ve diğeri de diğer yerde yuva yapan kuşların yuvaları. Bunlar hayatta kalmak için kamuflaj kullanıyor. Yani çok iyi bir doğal sistem söz konusu. Doğada ise trikromat ve dikromat yırtıcılar mevcut. Bunların resimlerini kullandık. Oyuncuların kamuflajlı kuşları ve yuvalarını en hızlı şekilde bulmaları gerekiyor. Oyuncular maymun gibi bir trikromat olmayı veya firavun faresi gibi bir dikromat olmayı seçebiliyor. <laughs> Bilim adamları ışığı ve gölgeyi daha iyi ayrıştıran dikromatların kamuflajlı avlarını daha kolay bulacağını varsaymış. Ancak trikromatlar ilk başta kuşları ve yumurtalarını daha hızlı bulmuş. Trosyanko oyun ilerledikçe dikromatların avlarını bulmakta giderek hızlandığını ve oyunun sonunda trikromatlarla aynı hıza yetiştiğini gözlemlemiş. Bu, öğrenmenin çok önemli bir etken olduğunu gösteriyor. Eğer doğadaki bir yırtıcı hayvan kamuflajlı türleri zaman içinde daha hızlı bulmayı öğreniyorsa, bu, ekolojik sistemin bütün dengelerini değiştirebilir. Çünkü artık kamuflaj bir dezavantaj haline gelir. Hayvanların kamuflaj ve görme özellikleriyle ilgili bilgi veren bu çalışma, askeri alandaki kamuflaj uzmanlarına da yol gösterebilir. Pınar Sayar Kızılçalı, Amerika'nın Sesi Washington. Müzisyenler müzik aletlerini çoğu zaman ses kalitesine ve markasına göre değerlendirirler. Örneğin Fender'ın canlı ve Gibson's'ın bas ağırlıklı sesi elektronik gitar çalanlar için vazgeçilmezdir. Ancak üç boyutlu yazıcı teknolojisi müzik dünyasını da değiştirmeye başladı. İsveçli bir profesör üç boyutlu bir yazıcıyla elektronik gitar üretmeyi başardı. Bu kesinlikle bir elektronik gitar sesi ama üç boyutlu yazıcı teknolojisi sayesinde bu ses son derece özgün bir aletten çıkıyor. İsveç'teki Lund Üniversitesi'nden Profesör Olaf Digel bu gitarı metal tozu ve lazer kullanarak basmış. They sound Sesleri harika. Bunlar elektronik gitar. Yani ses tellerin titremesiyle çıkıyor. Titreşimleri etkileyen her şey sesi de etkiliyor. Ama bunlar elektronik gitar oldukları için diğer elektrik gitarlar kadar iyi ses çıkarabiliyor. Akustik gitarlar için aynı şey geçerli değil. Bazı profesyonel gitaristleri etkilemek çok kolay değil. Bu gitarist üç boyutlu gitarın daha iyi ya da daha kötü olmadığını, sadece farklı olduğunu söylüyor. Plastik bazlı dolgu malzemelerinden yapılan bu gitar farklı yankı yapabilir ve bu da sesi etkiler. Aslında bu iyi bir şey olabilir. Çünkü ses hep aynı farklılıkla çıkacak. Digil 3 boyutlu yazıcı teknolojisini elektronik müzik aletleri üretmek için kullanmış ama hedefi yeni keşifler yapmak. Bu bir elektronik gitar ve elektronik gitar sesi çıkarıyor. Nefesli çalgıları tamamen özgün müzik yapabilen aletlere dönüştürebilirsiniz. Örneğin bir flütle akor basmak mümkün olabilir. Digel'in bazı tasarımları taneye çıkmış bile. Land Üniversitesi profesörü geleneksel ahşap tasarımlarla aynı fiyata sahip özel yapım gitarlar üretmeyi hedefliyor. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi Washington. Amerikalı gençler sosyal medyanın yeni kralını ilan etti. Yeni bir ankete göre Snapchat artık gençlerin en popüler uygulaması. Öyle ki Facebook'un tahtını bile sarsıyor. Dünyadaki 6 milyar akıllı telefondan birine sahipseniz büyük ihtimalle Facebook veya Instagram gibi bir takım sosyal medya hesapları kullanıyorsunuzdur. Ama eğer Amerikalı bir gençseniz, sosyal medya tercihiniz büyük olasılıkla Snapchat'tir. Yatırım bankacılığı firması Piper Jeffrey tarafından yapılan ankete göre Snapchat, Amerikalı gençlerin en çok kullandığı uygulama. Piper Jeffrey bu haberlere ilişkin yorum yapmayı reddederken Amerika'nın sesi sosyal medya uzmanı ve Amerikan Üniversitesi profesörü Steph Woods'la konuştu. Bu uygulama kolay ve erişilebilir ve de hızlı. Sosyal medya aracılığıyla yapılabilecek en gizli ve özel uygulama çünkü genellikle ebeveynler tarafından kullanılmayan bir uygulama. Bu nedenle gençler kendilerini özgür hissediyor. Bazı internet sitelerine göre popüleritesine rağmen Snapchat'in büyümesi yavaşlıyor. Ancak medya devi NBC Universal 500 milyon dolarlık yatırımıyla bu uygulamanın orijinal içeriğini tanıtarak hem popülerliğini korumayı hem de 18-24 yaş arasındaki gençleri kazanmayı hedefliyor. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington bu hafta gündemde öne çıkanlar böyleydi. Amerika'nın Sesi'nin tüm yayınları ve haberlerine internette amerikaninsesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Haftaya yepyeni konularla buluşmak dileğiyle mutlu kalın.